Burada birden 7'ye kadar olan kartlar 7 tane kareye yerleştirilecek ama kuralımız nedir? Bir numaranın 3 ile 6 arasında olması. Şimdi önce hepsini yazalım. Şimdi hepsi yani şöyle 7 tane basamak düşünelim. Hepsi şöyle olacaktır. 7 çarpı 6 çarpı nokta nokta 1. 7 faktöriyel olacaktır. Ama dikkat etmemiz gereken bizim nedir? Hepsi bu kadar. Hiç bu kural tanımadan. Bizden istediği şöyle bir durum var. Şimdi 3, 1, 6 şekli de yazmamız isteniyor bizden. Normalde 3 1 6 kendi aralarında 3 faktöriyel yani 6 farklı şekilde yazılır. Ama bu 6 farklı şekilde yazılması değil de bize 3 1 6 veyahut da 6 1 3 yazılması isteniyor. Yani o zaman 6 tane yani 3 faktöriyelin yerine 2 tanesini alıyoruz. 3 faktörü yani 3'te birini alıyoruz. 3'te birini alıyoruz. Dikkat edelim. Normalde 3, 1, 6 kendi aralarında 3 faktöriyel şekilde yani 6 şekilde yazılabiliyor. Ama bu 6 tane değil de bize 2 tanesi yani şu lazım. 3, 1, 6 ve 6, 1, 3 şeklinde olması lazım. Dolayısıyla 3 faktörü bölüm 2 ile çarptık. Bu hepsi olacaktır. Hepsi bu olacaktır. Peki bizden istenen çift olduğuna göre. Şimdi şöyle çift olmasında da bu sefer de 6'nın durumu özel 6'yı ayrı alalım. 6'yı birler basamağına yazarsak 6 e, dışında 6 dışında 6 e, tane var. 6, 5, nokta nokta 1'e kadar bunları da e, diğer basamakları yazalız ve 6 faktöriyel tane olacaktır bunlar. Ama burada şimdi ne yaptık dikkat edelim 6'yı birler basamağına yazdığımız için Şöyle 6, 3, 1 veyahut da 6, 1, 3 şeklinde iki durumdan bize bir tanesi lazım. Şu lazım. Dolayısıyla da bu yazdığımız durumun yarısını almamız gerekiyor. Yarısını almamız gerekiyor. Yani yukarıdaki gibi 6 e, yani 3 faktöriyel tane değil de artık durum 2 tane. Çünkü 6'yı zaten sabitledik birler basamağına. Dolayısıyla da yazabileceğimiz iki durum var. Ya 3, 1, 6 ya da 1, 3, 6 tabi bundan aralarında farklı rakamlar olabilir. 2 tane yani bu iki durumun biri bize lazım. Dolayısıyla da 2'ye bölmüş olduk. Şimdi bir de 2 ile 4'ün durumu var çift olması için. 2 ile 4'ü yazdığımız zaman 2 taneyi birler basamağına yazdık. Geriye 6 çarpı 5 çarpı 1'e kadar yani 2 çarpı 6 faktöriyel tane yazdık. Burada da yine aynı şekilde e, yukarıdaki durum şu durum gerçekleşecektir yani kendi aralarında e, bölü 3 faktöriyel çarpı 2 şekilde oluşacaktır bunlar da çift oldu çift olanlar bunlar peki burada ne yapar e, 6 faktöriyel bölü 2 artı 4 çarpı 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel 3 3 faktöriyel evet burası e, yani 6 diyelim ona da biz şöyle 6 olarak yazalım ya da 3 faktörü de 6 olarak yazalım. Evet. Bölü yukarıdaki durum yani 7 faktöriyel bölü 3 diyelim. Evet, şurayı sadeleştirdiğimiz zaman 3 yapacağından dolayı. Şimdi buradan da dikkatli bir şekilde işlemimizi yapalım. Şurası ne yapar? 6 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 2 yapar. Artı 4 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 6 olur. Bölü 6 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 3 yapacaktır. Sadece işlem yapıyoruz şimdi. Şurası 3 yapar. Şurası 4 yapar. 7 çarpı 5 faktöriyel yapmış oldu yukarısı. Aşağıda da ne var? 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 3 var. Bölü 3'ü de çarpı olarak yukarıya geçirebiliriz. Şimdi de şöyle sadeleştirdiğimiz zaman 3 bölü 6 yani 1 bölü 2 olasılık demektir. Cevabımız A olur. burada a eşittir limit n sıfıra giderken f n artı 3 eksi f 3 bölü n. Bu nedir? f'in türevi f'in türevi 3'e eşit olacaktır. Bu ifade türevin tanımıdır. Dolayısıyla da burada önce f'in türevi x alalım. Ne yapar? 2x eksi 5 yapar. E f'in türevi 3 de buradan 2 çarpı 3 eksi 5 yani 1 yapacaktır. Cevabımız a şıkkı olur. f ve g fonksiyonları artan fonksiyon olduğuna göre verilenlerden hangisi daima artandır diye soruyor. Şöyle artan fonksiyon örnekleri verelim. Mesela x artı 2 fonksiyonu artan bir fonksiyondur. Doğrusal bir fonksiyondur. Yine mesela g de x artı 3 fonksiyonu diyelim. O da yine artan bir fonksiyon olacaktır. Peki burada verilenlere baktığımız zaman f artı g eksi x. Bu ne demektir? F eksi x artı g eksi x demektir. Şimdi e, bu da ne yapacaktır? X eksi x yazdığımız zaman eksi x, x artı 2 yapar. Bu azalan bir fonksiyon olur. Diğeri de eksi x, x artı 3 yapar O da yine azalan bir fonksiyon olur. Dolayısıyla da e, bu toplam azalan bir fonksiyon olacaktır. F bileşke g x'e baktığımız zaman x artı 2 bileşke x artı 3'ü ne yapar? Bu da x artı 5 yapar. Dolayısıyla da bileşkesi de yine artan olacaktır. F çarpı GX dediğimiz zaman ne yapacak? X artı 2 çarpı X artı 3 yapacak. Şimdi bu ne yapar? X kare artı 5X artı 6 yapar. Dolayısıyla bu bir parabol belirtir. E, parabol de belli yerlerde artan ve azalan ya da kolları tam olarak şöyle diyelim. Şöyle bir parabol olacaktır. Şurası eksi 3 burası eksi 2. E, belli bir yere kadar e, azalacak. Daha sonra artacaktır. Yani daima artan değildir. Burada sadece e, i̇kincisi daima artan olur cevabımız C şıkkıdır. 5. dereceden Px polinomunun kat oluşan küme eksi 3, 1 ve 2. Şimdi 5. dereceden bir polinomda 6 tane kat sayı vardır sabitle beraber. Dolayısıyla da küme dediğine göre diğer katsayılar bunların tekrarlarından ibaret olacak. Baş kat sayısı eksi 3, x eksi 1'in x artı 1 ile bölümünde Px eksi 1'in x artı 1 ile bölümünden kalan a yani p Eksi 2 eşittir a. Şimdi buna göre a'nın alabileceği en küçük değeri bize soruyor. Şimdi burada polinomumuzu oluştururken şöyle yazalım. E zaten baş katsayı eksi 3 olduğuna göre Eksi 3 çarpı x üzeri 5 var. Şimdi burada e, a'nın en küçük değerini sorduğuna göre ve x yerine de eksi 2 yazılacağından dolayı x üzeri 5 ne yapar? Eksi yapar. Dolayısıyla dönünde bir eksi var artı yapacak sonuç. O zaman bunu küçültmek için ne yapmamız lazım? Bir sonraki terimin e, üstü 4 olduğuna göre ve bu da pozitif olduğuna göre küçültmek için baş kat sayısını, e, kat sayısını bunu da eksi 3 alalım küçültmek için eksi 3 alalım. Peki bir sonraki de terim nedir? x üzeri 3'tür. Bu da negatiftir. Negatiftir çünkü eksi 2 yazacağız x'in yerine. Peki o zaman bu negatif olduğuna göre bunun kat sayısına kadar büyütürsek o kadar bizim için iyi olacak. Dolayısıyla da artı 2 dersek e burada pozitif e olacağı için kat sayı yine eksi olarak kalacaktır. Bir sonraki x karedir. Şimdi x karenin de önünde kendisi pozitif olduğuna göre enin e önüne tekrar eksi 3'ü yazarsak ne olacak? Negatif yapacaktır. Şimdi bir sabitimiz var. Bir de Burada yazmadığımız şu anda katsayılardan dikkat edelim. Eksi 3'ü 3 üç kere kullandık. 2'yi 1 kere kullandık. 1, 1 var kullanmamız gereken. Şöyle x dediğimiz zaman bu zaten negatif olacak. Önüne artı 1 dersek en azından en e, buradaki kat sayısı e, eksinin en küçük olmuş olacak. Ve en sonuna da eksi e, burada ne kaldı şu anda? Eksi 3'ü tekrardan kullanabiliriz. Şimdi kullandığımız katsayılara bir kez daha bakalım x üzeri 5'e eksi 3 dedik. x üzeri 4'e de eksi 3 dedik. x küpe 2 dedik. x kareye yine eksi 3 dedik. x'e 1 dedik. Sabite de eksi 3 dedik. Ve böylece en küçüğü a olarak bulmuş olacağız. Peki yazalım. p eksi 2 ne yapacak? Eksi 3 çarpı eksi 2'nin 5. kuvveti. Eksi 3 çarpı eksi 2'nin 4. kuvveti. Artı 2 çarpı eksi 2'nin küpü. Eksi 3 çarpı eksi 2'nin Karesi eksi 1 çarpı 2 yani artı 1 çarpı eksi 2 ya da eksi 2 eksi 3. Eksi 2 eksi 3 şeklinde oraya da yazmış olalım. Bu da ne demektir? E, 32 çarpı eksi 32 çarpı eksi 3 96 yapar. Küçültmeye çalışıyoruz şimdi. E, burası 16 çarpı 3 eksi 48 yaptı. E, 2 çarpı eksi 8 eksi 16 yaptı. Burası ne yapar? 4 çarpı eksi 3 yani eksi 12 yapmış oldu. Burada da ne var? Eksi 2 eksi 3 yani eksi 5 var. Peki ne olmuş oldu? Şurası zaten 48 yapar. 48 eksi 28, 33 bu da 15. Yapabilir yazabileceğimiz en küçük a değeri bu olacaktır. Cevabımız buradan b' şıkkıdır. F ve G fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi önce burada F7'ye bakalım. F7 yani yeşil olan da 7 verdiğimiz zaman ne yapacak? Eksi 3 yapacak. Şurası eksi 3 yaptı. Peki şurası eksi 3 yaptı. G eksi 3'e bakıyoruz. Yani kırmızı olan da eksi 3 verdiğimiz zaman nedir? Sıfırdır. Sıfır küçük müdür? F eksi 7. Yani yeşil olanda eksi 7 yazdığımız zaman nedir? Sıfırdır. Şurası sıfır yaptı. F sıfır. F de sıfır yazdığımız zaman 5'tir. Dolayısıyla da birincinin doğru olduğunu görüyoruz. İkinciye bakalım. G eksi 5. G fonksiyonunda eksi 5 yazınca neye eşit? 3'e eşit. Şurası 3 yapacak. Peki F fonksiyonunda 3 yazdığımız zaman yani yeşilde 3 yazdığımız zaman nedir? Şöyle pozitiftir. Yani şurada bir değer alacaktır. Sıfırdan büyüktür en azından. Büyük müdür, g 0, g 0 nedir Eksi 5'tir 0 pozitiftir Dolayısıyla da eksi 5'ten büyük olacaktır. Yani ikinci de doğrudur. Üçüncüye bakalım. g 0, g 0 nedir? Eksi 5'tir. Peki f eksi 5 ne yapar? fde eksi 5 yazdığımız zaman 3'e eşit oluyor. 3 büyük müdür. G 5, g de 5 yazdığımız zaman e, nedir? 0'dır. Sıfırdır. şurası 0'dır. Sıfırdır. fde 0 yazdığımız zaman f fonksiyonunda 0 yazdığımız zaman nedir? 5'tir Dolayısıyla da, değildir. Yani üçüncü yanlıştır. 1, 2 doğru olacaktır. Cevabımız B şıkkıdır. fx fonksiyonunun 2'ye eksi 7 noktasındaki teğet denklemini vermiş. Ee, fx fonksiyonu şöyle bir fonksiyon olmuş olsun. Şurası 2 burası da eksi 7 noktası olsun. Buradaki teğet denklemini de şöyle çizmiş olalım. Şöyle bir teğet denklemi olduğunu kabul edelim. Bu da nedir? 2x eksi 11 denklemi olacaktır. Bu da fx fonksiyonu olarak alalım. E, şurası da teğet noktası olsun. Şimdi buna göre g2'yi, g'nin türevi 2'yi bize soruyor. g'nin türevi 2'yi alalım önce biz. g'nin türevi x'i alalım. g'nin türevi x, türevi x ne yapacaktır? Birincinin türevi 2x çarpı fx artı ikincinin türevi yani x kare artı 4 çarpı f'in türevi x. Eksi 2 olacaktır bu fonksiyonun türevi. Şimdi x yerine 2 yazdığımız zaman g'nin türevi 2 eşittir. 4 çarpı f2 artı 2 yazdığımız zaman 8 çarpı f'in türevi 2 eksi 2'ye eşit olacaktır. Peki fonksiyonumuzun f fonksiyonun 2 noktasındaki değeri neydi? Eksi 7 idi. Dolayısıyla da g'nin türevi 2 eşittir. 4 çarpı eksi 7 artı 8 çarpı F'in türevi 2. Yani buradaki teğetin eğimi demek bu. F'in türevi 2 de ne yapacaktır? F'in türevi 2, 2 olacaktır. Buradaki teğet denkleminin eğimi. Yani 2, eksi 2 şeklinde olacaktır. Şu, yani şuradaki x'in katsayısı demek eğim. Burada ne yapar? Eksi 28 artı 16, eksi 2 yapar. Yani eksi 30 artı 16, bu da eksi 14 yapacaktır. E, cevabımız aşık olur. Tuğçe ABC sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere 3ax kare eksi bx artı c denkleminin köklerini bulmak için yaptığı işlemlerden nerede hata yapmıştır diye soruyor. Şimdi önce denkleme alıyor, daha sonra da 3a parantezine alıyor. İkinci dereceden bir denklem olduğuna göre e, o zaman burada anı sıfır olma durumu yok. Yani birinci yapmış olduğu işlem doğru olacaktır. Şimdi ikinci de şöyle bir işlem yapmış oldu. Şurayı aldı önce x kare eksi b bölü 3ax artı C bölü 3A denklemini eşittir 0 denklemini aldı. Önce burada R'yi buldu. R ne yapacaktır? Eksi B bölü 2A'dan yani B bölü 6A yapacaktır. Daha sonra da F R'yi buldu. F B bölü 6A'yı buldu. F B bölü 6A da burada ne yapar? E 12, 12 yani yazdığım zaman 12AC eksi B kare bölü e, Diğeri de 36 a kare yapacaktır. Dolayısıyla da şöyleydi. E, x eksi r'nin karesi artı k şeklinde burayı bir de şurayı bir ikinci derece denklem olarak aldığımız zaman e, fx eşittir bu şekilde yazabiliriz. Yani tepe noktası belli Parabol denkleminden bunu yazabiliriz. Dolayısıyla da bu da yazılınca şöyle bir denklem oldu. x eksi b bölü 6a'nın karesi. E, ikinci ifadeyi de dikkat edelim. Eksi parantezinde yazınca yani şu ifadenin eksilisi olacak. Eksi parantezinde b kare eksi 12ac bölü 36a kare şeklinde olacak. Yani şurası da eksi parantezinde yazılmış oldu. Doğru yazılmış oldu. İkinci basamakta doğru yazılmış oldu. Şimdi üçüncü basamakta 3a eşit değil sıfırsa ki ikinci dereceden denklemse zaten eşit olmaz. Ee, ne yaptı? O zaman şurası sıfır yapacak. Yani ikinci denklem sıfır yapacak demektir. Dolayısıyla da Oradan da doğru yapıp karşı tarafa attı. Ama dördüncü basamağa geldiğimiz zaman şimdi burada biz B kare eksi 4 AC bölü 36 A kare pozitif mi negatif mi bunu bilmediğimiz için direkt bu şekliyle kökünü alamazdık. Ne yapmamız lazımdı? Mutlak değerce de ancak e, burada e, ifadeyi bulabilirdik. Dolayısıyla da bu basamakta mutlak değerini alması gerekirdi. Çünkü karşı tarafta negatif yapabilirdi. Buradan dördüncü e, basamakta hata yaptığını görüyoruz. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Burada önce karekök x'e biz eğer t dersek x kök x ne yapacaktır? T küp yapacaktır. T küp eksi kök 3 eşittir 4 t şeklinde bir denklem oluşturmuş oluruz. 4 t'yi de t artı 3 t olarak alalım ve 3 t'yi karşıya atarsak şöyle olacaktır. T küp eksi 3 t eşittir t artı kök 3 şeklinde bir denklem elde etmiş oluruz. Ne yaptık? 3T'yi karşıya attık ve eksi köküçü de sağ tarafa aldık. Şimdi burada T parantezinde T kare eksi 3 eşittir. T artı kare kök 3 yapacaktır. Buradan da T çarpı T eksi 3'ü e, T kare eksi 3'ü T eksi kök çarpı T artı kök 3 olarak yazabiliriz. 2 kare fark olarak T artı kare 3'e eşit oldu. Sadeleştirdik T artı kare kök 3'leri t çarpı t eksi kök 3 eşittir 1 yapmış oldu. Ee, peki bu da ne demektir? Şöyle şuradan yazalım. t kare eksi t kare eksi, t kök 3 eşittir 1 demektir. Neydi? t neydi? Kök x'ti. Dolayısıyla da t kare x yapar eksi kök x çarpı kök 3 eşittir 1 yapacaktır. Yani x eksi kare kök içerisinde 3x eşittir 1 yapacak. Bu denklemi bulmuş olduk. Şimdi bize sorulan ifadeye baktığımız zaman 2x eksi 2 karekök 3x şeklinde bir denklemdir bize sorulan. 2 parantezini aldığımız zaman x eksi karekök 3x olacaktır. Buradan da ne yapar? Şurası 1 olduğuna göre 2 çarpı 1 yani 2'ye eşit olur. Cevabımız değişiklidir. Şimdi burada birinci işlemde eksi 2 yazdığımız zaman paydayı 0 yapmıyor. Dolayısıyla da eksi 2 yazabiliriz x'in yerine. Eksi 2 yazdığımız zaman eksi 2 çarpı f eksi 2 eksi 4 bölü 4 artı eksi 2'nin karesi yani 4 eşittir eksi 1 olacaktır. Yani eksi 2 f eksi 2 eksi 4 eşittir eksi 8 ee, ve buradan da f eksi 2'nin değeri ne yapacak? 2 yapmış olacak. Yani f-2 eşittir 2 yapacak. Bunu bulmuş olduk. Şimdi ikinci de de yine payda 0 yapmadığından dolayı eksi 2 yazabiliriz. Yani 4 artı eksi 2 çarpı f-2 bölü 8 yapacaktır. f-2'nin değer 2 olduğuna göre 4 artı eksi 4 bölü 8 yapar. Yani 0 bölü 8 olur. Bu da 0'dır. Cevabımız C şıkkıdır. Verilen FVG grafiklerine göre sarı renkli boyalı alanı bizden istiyor. Önce kesişim noktalarını bulalım. Ee, x kare eksi 4 eşittir eksi x kare eksi 2x dediğimiz zaman 2x kare artı 2x eksi 4 eşittir 0 olur. 2'ye böldüğümüz zaman x kare artı x eksi 2 eşittir 0 yapacaktır. Şöyle x'e x dediğimiz zaman artı 2'ye eksi 1 dolayısıyla da kökleri eksi 2 ve 1 yapacaktır. Yani demek ki şurası eksi 2 noktası şu kesiştikleri noktada 1 noktası olacaktır. Şimdi burada önce biz e, şu alanı bulalım. Bu alanı bulalım. Burası sıfırdan 1'e kadar fx fonksiyonunun üstündeki alan olacak. Dolayısıyla da e, x kare artı 2x dx şeklinde olacak. Yani eksi fx olacak. Çünkü altta olduğu için eksiyle çarptık ki alanı pozitif yapsın. Bu da ne yapacak? x kare ya da bulup eksiyle de çarpabilirdik. Yani eksi bulursak altı artılısını alabilirdik. x küp x küp bölü 3 artı x kare sıfırdan 1'e kadar şeklinde olacaktır. E burası da ne yapar? 1 bölü 3 artı 1 yapar. Yani 4 bölü 3 yapacaktır. Birinci alanımız. Şimdi ikinci alanımıza baktığımız zaman ikinci alanımızda ne yapar? şu alan yani burada 1'den e, 2'ye kadar e, buradan e, 4 eksi x kare dx şeklinde alırız. E, bu da ne yapacaktır? 4x eksi x küp bölü 3 1'den 2'ye kadar yapacaktır. Yani 8 eksi 8 bölü 3 eksi 4 eksi 1 bölü 3 yapacak. Bu da 4 eksi 7 bölü 3 yapar. Yani ne yapacaktır? Bu da? E 5 bölü 3 yapacaktır. Şurası da 5 bölü 3 yapacaktır. İki alanın toplamı bizden istendiğine göre 4 bölü 3 artı 5 bölü 3 yani 9 bölü 3 olur. Bu da 3'e eşittir. Cevabımız C şıkkıdır. Burada verilenlere göre önce şöyle bir düzenleme yapalım. An eksi Bn eksi 1 eşittir 3 yapacaktır. E, ee, diğerinde de bn eksi an eksi 1 eşittir 2 yapacaktır yer değiştirdiğimiz zaman. Şimdi a1 ve b1'i bize vermiş. Önce burada n yerine 2 yazarsak a2 eksi b1 eşittir 3 yapacaktır. Ee, peki peki e, A2 ne yapar buradan A2 bulabiliriz ya da e, birkaç değer daha vererek A5'e kadar gidelim. E, 3 verdiğimiz zaman A3 eksi B2 eşittir yine 3 yapacak. A4 eksi B3 eşittir 3 yapacak. A5 eksi B4 eşittir yine 3 yapacak. Şimdi buradan bakalım. E, peki B1'in değeri 2 olduğuna göre A2'nin değeri ne olacak? 5. E, peki bir de sağ taraftakinde de yazarak gidelim. 2 yazdığımız zaman B2 eksi A1 eşittir 2. B3 eksi A2 eşittir yine 2. B4 eksi A3 eşittir 2. B5 eksi A4 eşittir. Ne yapacak? Yine 2 yapacak. Şimdi e, tekrar dönelim. Şimdi B2 burada e, buradan A2'yi bulduk. Peki Buradan da A1'in yerine bize 3 yazarsak B2 ne yapacak? 5 yapacak. Demek ki B2 de 5'tir. B2 5 olduğuna göre, buradan A3 ne yapacaktır? A3 ne yapacaktır? 8 yapacaktır. Peki, A3 8 şimdi B3'e ihtiyacımız var. A2 A3'ün değeri 8. A5'i kaç? A2'yi kaç bulmuştuk? 5 bulmuştuk. Dolayısıyla da B3 7 yapacak. Şimdi B3 7 olduğuna göre, yani iki tarafa gidip geliyoruz dikkat edelim. A4'ün değeri ne yapacak? Buradan 10 yapacak. A4 10 yapacak. Peki A3 neydi? 8 idi. A3 8 olduğuna göre B4'ün değeri ne yapacak? 10 yapacak. B4 10 olduğuna göre A5'in değeri ne yapacak? 13 yapacak. Peki şimdi A4'ün değeri 10 idi. A4 10 olduğuna göre B2 de ne yapacak? 12 yapacak. Dolayısıyla da A5 artı B5 eşittir. 13 artı 12. Yani 25 olur. Cevabımız A şıkkıdır. Verilen önerme yanlış olduğuna göre yani denktir sıfır olduğuna göre ve önermemiz de ise olduğuna göre sadece neydi? 1 ise sıfır sıfıra denkli. Dolayısıyla da R önermesi yanlış olacak. R kesinlikle sıfır olacak. Birinci önermede de 1 olacak. Dolayısıyla da P'nin değili veya Q denktir ve 1 yapacak. Peki hangi durumlarda olur P ve Q'yu yazalım şimdi. Eğer Q 1 ise o zaman P'nin değili 0 da olabilir 1 de olabilir. Yani P 0 da olabilir 1 de olabilir demektir. Yani P'yi 1 dedikten sonra çünkü veya da ikisi de yanlış olmadıktan sonra doğru oluyordu. Peki eğer ki burada Q 0 ise o zaman P'nin değili 1 olmak zorunda. Dolayısıyla da P'nin kendisi sıfır olmak durumunda. Yani üç tane durumumuz var. Şimdi buna göre her zaman bize doğruyu sorduğuna göre R yani 0 veya veya Q'nun değili. Peki biz burada Q'yu bir alırsak Q'nun değili ne olur? Sıfır olur. Dolayısıyla da ne yapacaktır? Bu sıfır yapacaktır. Yani daima doğru yapmayacaktır. Biz olmayanı araştırıyoruz. Q e, ise P. P burada bir olabiliyor mu? Olabiliyor. Sıfır olabiliyor mu? Sıfır da olabiliyor. Peki P sıfır olduğu zaman Q1 olabiliyor mu? Olabiliyor. Dolayısıyla ne yapacak bu? Sıfır yapacaktır. Yani ikincisi de her zaman doğru değildir. E, çünkü yanlış yapan bir tane bulmuş olduk. Üçüncüye baktığımız zaman P v veya R'nin değili. E, R'nin değili nedir? Daima birdir. Dolayısıyla da burada P ne olursa olsun sonuç bir yapacaktır. Yani üçüncü daima doğrudur. Diğerleri daima doğru değildir. Cevabımız C şıkkıdır. Bir fabrikanın üretmiş olduğu 10 ürünün satış fiyatları aritmetik dizi oluşturuyor. Yani A1, A2, A10 demek. E, bu 10 üründen birer tane alan Mustafa yani ilk 10 üründen alan 2550 lira veriyor. Yani S10 e, demek bu da A1 artı nokta nokta A10 demek. Peki e, neydi ilk 10 terim toplamı? S10 eşittir 10 bölü 2. A1 artı A10'a eşit idi. Dolayısıyla da A1 de burada 100 yani en ucuzu 120 olduğuna göre demek ki A1 eşittir 120 yapacak. Biz en pahalı olan A10'u soruyor, buradan da bulabiliriz. E neymiş fiyatımız şöyle 2550 liraymış. 5 çarpı A1 yerine 120 yazdık artı A10 eşittir 2550. Buradan şöyle sadeleştirirsek 510. 120 artı A10 yapar. Buradan da A10'un değeri 390'dır. Cevabımız B şıkkıdır. Burada her iki tarafın türevini alırsak integralle türev gidecek. X çarpı Fx kalacaktır. Eşittir. 1 bölü x'in türevi ne yapar? Eksi 1 bölü x kare yapar. Yani şöyle e, 1 bölü x'i biz x üzeri eksi 1 olarak yazdığımız zaman eksi 1 çarpı x üzeri eksi 2 yani eksi 1 bölü x kare yapacaktır. E, artı 2 x'in türevi 2 ve e, 3'ün türevi de 0 olacaktır. Buradan e ne yapar? x'i paydaya aldığımız zaman fx eşittir. Eksi 1 bölü x küp artı 2 bölü x olacaktır. Peki şöyle x kare ile de genişlettiğimiz zaman fx eşittir. 2x kare eksi 1 bölü x küp yapar. Cevabımız D olur. Verilen açılımda x üzeri n'in katsayısını bize soruyor. Önce şöyle çarptığımız zaman birinci ile bir ile çarptığımız zaman 1 çarpı 1 eksi x üzeri n eksi 1. Eksi x kare çarpı 1 eksi x üzeri n eksi 1 denklemini elde ederiz. Şimdi burada birinci çarpandan e, x üzeri n gelmez, dolayısıyla bu kısmı almaya gerek yok. İkinci çarpandan x üzeri n gelmesi için de burada x kare olduğuna göre o zaman şöyle yazarsak eğer x kare çarpı e, üzeri n eksi 1 dikkat edelim n eksi 1'in n eksi ikilisi dediğimiz zaman şöyle olacaktır. 1 üzeri n eksi 1 eksi n 2 yani 1 çarpı eksi x, x üzeri n eksi 2 şeklinde olacaktır ifademiz. Şöyleydi n'in r'lisi x üzeri n r çarpı y üzeri r formülünden yazmış olduk. Şimdi e, burada n eksi 1'in n eksi 2'lisi neye eşit olur? E, 1 küçüğü altta olduğundan dolayı burası n eksi 1'e eşit olacaktır. Burada da x karenin eksilisi eksisini bununla çarpalım. Çarpı dedik önüne aldık. x kare x kare çarpı eksi 1 üzeri ya da önce şöyle yazalım. E, x üzeri n eksi 2 çarpı eksi 1 üzeri n eksi 2 şeklinde yazabiliriz. Yani eksi x üzeri n eksi 2'yi bu şekliyle ayırt ettik. Peki buradan sonra da ne yapar? Şurası x üzeri n yapar. Burası x üzeri n yapar. Şurasını 1 eksi n olarak yazabiliriz. Önünde eksi olduğu için. Şu da eksi 1 üzeri n eksi 2 çarpı bir de x, karem, x üzeri n'miz var. Dolayısıyla da katsayımız ne yapacaktır? Eksi 1 üzeri n eksi 2 çarpı 1 eksi n yapacaktır. Cevabımız değişik olur. ABC kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleri. Şimdi biz de ne istiyor? A fark B'nin değili. Önce A fark B'ye bakalım nedir? 5 ile 4 ile 5'tir. Peki bu ikisinin dışındakileri A fark B bunlar çünkü. Bunun dışındakileri alacağız. Neleri almış olacağız? 1, 2, 3, 6, 7 ve 8'i alacağız. Bununla ne kesişiyor? B'nin değilliğinin C'den farkı. Yani B'nin dışındakilerin C'den farkı. C'de de olmayacak. Nelerdir bu? Şöyle e, silelim ki rahat görünsün. Silelim ki rahat görünsün. 5 ile 8'dir. B'nin dışındakilerin. Yani B'nin dışında zaten burada 4 tane eleman var. C'den de fark olacağına göre C'yi çıkardık. Nelerdir? 5 ile 8. Şimdi de bunun da değili. Yani 5 ile 8'in değili. Ne yapacaktır? 1, 2, 3, 4, 6 ve... 7 olacaktır. Bu ikisinin kesişimde neler olur? 1 2 3 6 7 olur. Cevabımız B şıkkıdır. 7 terimli bir geometrik dizinin ilk 2 teriminin toplamı 18. Ya yani şöyle yazalım. A1, A2, e, nokta nokta A6 ve A7. 7 terimli bir geometrik dizi İlk iki terimin toplamı 18. Şimdi geometrik dizi, dizide şöyle yazabiliyor. İdik e, A2 eşittir. A1 çarpı R şeklinde yazabiliyorduk. Ya da genel olarak yazarsak n eşittir. A1 çarpı R üzeri N-1. Yani indislerin toplamı ikinciyi verecek. Şöyle a burada topladığımız zaman 1 artı N-1 ne yapacak? Ne yapacak? Şimdi burada ilk iki terim toplamı e, 18 olduğuna göre bu şu anlama gelir. A1 ile A1 çarpı R'nin toplamı 18 olacaktır. Son iki terimin toplamı 9 bölü 16. Bu da şu anlama gelir. A6 ile A7'nin yerine A6 çarpı R yazabiliriz. Eşittir. Aynı mantık. A1 ile A2 arasındaki bağıntı gibi. Bu da 9 bölü 16 olacaktır. Peki birinciden A1 parantezinde 1 artı R eşittir 18 yazabiliriz. İkinciden de A6 parantezinde 1 artı R eşittir. 9 bölü 16 olacaktır. Bu ikisini birbirlerine oranladığımız zaman e, şöyle yapalım. Şunun altına A6 çarpı 1 artı R eşittir. 19 bölü 16 yazıp taraf tarafa böldüğümüz zaman 1 artı R'ler gider. Buradan da A1 bölü A6 eşittir. 18 bölü 9 bölü 16 olur ki bunu da sadeleştirdik. Işte 2 32'ye eşit olacaktır burası. Peki burada da a1 bölü a6'nın yerine a1 çarpı r üzeri 5 yazabiliriz. Eşittir 32. Sadeleştirdiğimiz zaman r üzeri eksi 5 eşittir 2 üzeri 5 yapacağından r'nin değeri 1 bölü 2 yapacaktır. Yani 2 üzeri eksi 1 yapacaktır. Bu da 1 bölü 2 olur. Peki r'nin yerine 1 bölü 2 yazarsak, herhangi birinde, şunu da yazalım. A1, a1 çarpı ee, 1 artı 1 bölü 2 eşittir 18 olacağından A1 çarpı 3 bölü 2 eşittir 18 yapar. Buradan da A1'in değeri 12 yapacaktır. A1'i 12 olarak bulduk. Birinci terim 12 ee, şöyleydi. İlk e, 7 terim toplamını e, şöyle ilken terim toplamını şöyle buluyor idik. A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R'den buluyorduk. Dolayısıyla da 12 çarpı 1 eksi 1, 1 bölü 2 üzeri şöyle 7 bölü 1 eksi 1 bölü 2 demiş olacağız. E, alanımız daraldı. Dikkatli bir şekilde işlemimizi yapalım. 12 çarpı e, burası 1 eksi 1 bölü 128. Yani 127 bölü 128 bölü 1 bölü 2 yapacak. E, 1 bölü 2 yapacak. E, buradan da Şöyle yazalım. Şu yukarıda yazalım. 12 çarpı 127 bölü 128 çarpı 2 olacaktır. 1 bölü 2 yukarıya geçirdik. Şöyle sadeleştirdiğimiz zaman ne yapar? Burası 64 yapar. Buradan da 4 ile sadeleştirirsem 3 yapar. 4 ile sadeleştirirsem 16 yapar. Yani 3 çarpı 127 bölü 16 olur. Bunu da çarptığımız zaman şöyle 1, 8, 3, 381 bölü 16'dır. Cevabımız E şıkkıdır. Çap uzunluğu 18 olan bir kürenin içerisine yerleştirilecek olan silindirin yüksekliği kaç birim olmalıdır? En fazla diyor, maksimum hacimli olması için. Şimdi burada buradaki kürenin yarıçapı çapı 9 olacaktır. Şöyle biz burada silindirin yarı yüksekliğini ve yarı çapını almış olalım. Şimdi şuraya biz H diyelim. Dolayısıyla da silindirin yüksekliğini yapacaktır? Yükseklik 2H yapmış olacaktır. Bize 2H lazım demektir. Peki şurayı da R olarak alırsak yani silindirin yarı çapı alırsak kürenin çapı 18 olduğuna göre yarı çapı 9 olacaktır. Şimdi buradan önce V ne yapar? yani silindirin hacmi pi r kare çarpı h yapar. Bunu yazmış olalım. bir de burada Pisagor'dan h kare artı r kare eşittir 9'un karesi yapacak. Dolayısıyla da biz burada r kare yerine 81 eksi h kare yazabiliriz. Yani v eşittir pi çarpı 81 eksi h kare çarpı H şeklinde olacaktır. E, bu da ne yapar buradan? V eşittir. P çarpı e, 81H eksi H küp şeklinde olacaktır. Bunun da türevini aldığımız zaman V'nin türevini yapar. P çarpı 81 eksi 3H kare yapmış olacak. Peki bu ifadenin sıfır olması için ne olmalı? Şuranın sıfır olması gerekir. Yani 81 eşittir. 3 h kare. Buradan h kare 27 olur. H'in değeri de 3 kök 3 yapacaktır. Biz neyi istiyoruz? Yüksekliği. Bu yarı yükseklik. Dolayısıyla da 2 katı yani 6 kök 3 olacaktır. Cevabımız eşittir. burada logaritma logaritma m tabanında n'ye biz eğer t dersek e, n tabanında M'de 1 bölü t olacaktır. Yani t eksi 1 bölü t eşittir 15 bölü 4 olacaktır. E, buradan da ne yapar? t kare eksi 1 bölü t eşittir 15 bölü 4 yapar. E, t, 4 t kare 4 t kare e, eksi 15 t eksi 4 eşittir 0 denklemini elde edebiliriz. Burada işler dışlar yaptım. Sonra da hepsini ne yaptık? Sola topladık. Peki bunu da şöyle yazabilir miyiz? 4 T'ye e, T ye, karşı tarafı da şöyle 4'e eksi e, 4'e artı 1 olarak yazarsak çarptığımız zaman sağlayacaktır. Dolayısıyla da T'nin değeri ya eksi 1 bölü 4 ya da T'nin değeri 4 yapacaktır. İkisinden biri olacaktır T'nin değeri. Burada m ve n pozitif olduğuna göre o zaman ne olur? Yani logaritma m tabanında n. E, burada eksi 1 bölü 4 olamaz. Yani 4 olacaktır. Dolayısıyla da e, buradan da ne yapar? n eşittir. n eşittir. m üzeri 4 yapacaktır. n eşittir. m üzeri 4 yapacaktır. O zaman m çarpı n 32 olduğuna göre m çarpı n'nin yerine m üzeri 4 yazalım. Eşittir 32. m üzeri 5 eşittir 32 ve... M eşittir 5 yapacaktır. M, 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 eşittir 2 yapacaktır. 2. Peki M 2 olduğuna göre N de ne yapar? 2'nin 4. kuvveti yani 16 yapar. M artı N demek ki 2 artı 16 yani 18 olur. Cevabımız C şıkkıdır. F ve G fonksiyonlarının tepe noktaları verilmiş ve F fonksiyonu 2 noktasında ve M'de kesiyor. G fonksiyonu da N'de kesiyor. Buna göre mutlak değer m eksi neyi bizden istiyor. Önce tepe noktası belli fonksiyon grafiğinden fx'i yazalım. fx şöyle olacaktır. E, a çarpı a çarpı e, kök tepe noktası ne? 0'a eksi 4. Dolayısıyla da x kare eksi 4 şeklinde olacaktır. fx fonksiyonu. Peki köklerinden bir tanesi 2 olduğuna göre e, x yerine 2 yazdığımız zaman y'si ne yapacak? 0 yapacak. Dolayısıyla da a çarpı 4 eksi 4 eşittir 0'dan e, buradan a eşittir 1 yapacak. fx fonksiyonumuzda ne olacaktır? x kare eksi 4 şeklinde olacaktır. Dolayısıyla da e, bu da ne demektir? M'nin eksi 2 olması demek. Köklerin toplamı 0 demektir. Ya da bunu çarpanlarına ayırdığımız zaman ne yapacak? E, şöyle x eksi 2 çarpı x artı 2 yapacak. Bir tanesi 2 e, olduğuna göre diğeri de eksi 2 olacak anlamına geliyor. M'yi bulmuş olduk. Şimdi gx fonksiyonuna baktığımız zaman da gx fonksiyonu tepe noktasını da biliyoruz. Şöyle yazalım o zaman. E, nedir? E, b diyelim bu sefer baş katı sayısına. x eksi 1'in karesi eksi 5 şeklinde olacaktı. Tepe noktası 1'e eksi 5 olduğundan dolayı. Peki e, B noktası da yine aynı noktadan yani eksi 4'e. 0'a eksi 4'ten geçiyor. 0 eksi 4'ten geçiyor. Peki x yerine 0 yazdığımız zaman b çarpı 1 eksi 5 eşittir. Eksi 4 olacak. Bu da b'nin 1 olması anlamına gelecektir. Yani gx fonksiyonu da nedir? E, x eksi 1'in karesi eksi 5 şeklinde e, olacaktır. Peki ne biliyoruz g ile ilgili? E, n yazdığımız zaman, x yerine n ye yazdığımız zaman 0'a eşit oluyor. Yani n eksi 1'in karesi eksi 5 eşittir. 0 dediğimiz zaman n eksi 1'in karesi eşittir 5 olacak. Karekökünü aldığımız zaman da n eşittir. Kök 5, kök 5 artı 1 şeklinde olacak buradan n'nin değeri. m'nin değerini de kaç bulmuştuk? m'yi de eksi 2 bulmuştuk. Şimdi biz de ne istiyor burada? Eksi 2, eksi 1 eksi kök 5'in mutlak değerini istiyor. Yani ne yapar? Eksi 3, eksi kök 5 yapar. E, bu da negatif olduğu için eksiyle çarptığımız zaman 3 artı kök 5 olacaktır. Cevabımız aşıklıdır. Önce burada verilen logaritma 81 tabanında 25'i yani bizden isteneni şöyle yazalım. 3 üzeri 4 tabanında 5'in karesi yani 2 bölü 4 çarpı logaritma 3 tabanında 5 yapacaktır. Demek ki bize 1 bölü 2 logaritma 3 tabanında 5'in değeri sorulmaktadır. Şimdi verilen iki ifadeyi taraf tarafa çarptığımız zaman logaritma 15 tabanında 2 çarpı logaritma 2 tabanında 6 eşittir n çarpı m ya da m çarpı n'ye eşit olacak. Buradan 2'lerle logaritma 2 gidince logaritma 15 tabanında 6 eşittir m çarpı n olacaktır. Şimdi buradan bu ifadeden n'yi çıkarırsak şöyle olur. Logaritma 15 tabanında çünkü 15 tabanlı olan burada n var. 6 eksi logaritma 15 tabanında 2 eşittir m çarpı n eksi n şeklinde olacaktır. Şimdi bunu da şöyle yazabiliriz. Logaritma 15 tabanında 6 bölü 2'dir. Dolayısıyla 3 yapacaktır. E şurası 3 yapacaktır. Yani logaritma 15 tabanında 3 eşittir m n eksi n'ye eşit olacak. Peki bu ifadeyi de ters çevirirsek yani şöyle yazalım. E, mn eksi n'yi 1 bölü şeklinde yazalım. Yani 1 bölü mn eksi n eşittir. Diğerini de ters çevirdiğimiz zaman logaritma 3 tabanında 15 yapacak. Yani ters çevireceğini 1 bölü şeklinde yazacağımıza bu şekilde yazmış olduk. Peki bu da nedir? Logaritma 3 tabanında 5 artı logaritma 3 üç tabanında 3'e eşit olacaktır. 15 3 çarpı 5 olduğundan dolayı şurası ne yapmış oldu? Şurası 1 yaptı. Karşı tarafa aldığımız zaman buradan logaritma 3 tabanında 5 eşittir. 1 bölü m n eksi n eksi 1 olur. Paydalarını eşitlediğimiz zaman 1 eksi mn artı n bölü mn eksi n eşittir. Logaritma 3 tabanında 5 olacaktır. Bize neyi soruyor? Bunun 1 bölü 2 paydasında olanını soruyor. Yani şöyle bu ifadeyi 1 bölü 2 ile çarpınca burayı da 1 bölü 2 ile çarpacağız. Dolayısıyla da 2 ile çarptığımız zaman e şıkkında olduğu gibi oluşacak şöyle. N eksi mn artı 1 bölü 2 mn eksi 2 n şeklinde olacaktır. Cevabımız e şıkkıdır. Başlangıçta M0 gram olan bir radyoaktif maddenin T gün sonraki bozulma denklemi şöyle verilmiş. Şimdi burada R ile yani bozulma oranıyla yarılanma ömrü arasında şöyle bir denklem var. H eşittir LN2 bölü R olarak bir denklem var. Şimdi radyoaktif bir A maddesinin yarılanma, yarılanma ömrü 60 yani H eşittir 60. O zaman buradan R ne yapacaktır? ln 2 bölü 60 yapacaktır. Peki elen ln 2 neymiş? 0.69 yani r eşittir 0.69 bölü 60'a eşit olacak. Buna göre başlangıçta yani m0 100 gram olan bir maddenin t gün sonundaki kalan miktarının modellenmesinin fonksiyonunu bize soruyor. Yani şöyle bt eşittir m0'ın yerine 100 yazıyoruz çarpı e üzeri Eksi R yani eksi 0,69 bölü 60 çarpı T. Bu bize soruluyor. Şimdi buradaki e, önce bizim e, 0,69 bölü 60'ı bulmamız lazım. Bu da ne yapacaktır? 69 bölü 60 çarpı 10 üzeri eksi 2 yapacaktır. 10 üzeri eksi 2 yapacaktır. Şimdi bütün şıklara baktığımız zaman 115 gibi bir sayının olduğunu görüyoruz. Yani e, burada hepsinde 115 var. Şimdi bir e, burada demek ki 69 60'dan daha büyük olduğuna göre o zaman bu ifade 1.15 olacaktır ki e, virgül kaydırmayla da yeri değişecek. Çünkü bütün şıklarda dikkat edersek 115 var. Yani 1.15 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bunda da 2 virgül kaydıracağımız için önce 1 virgül 1 sıfır. Yani 0 virgül 0 115 şeklinde olacaktır bu ifademiz. Yani şurası ne yapmış oldu? Burası e, 0 virgül 0 115 yaptı. O zaman buradan da BT ne yapacaktır? 100 çarpı önünde de eksi olduğu için eksi eksi 0 virgül çarpı T şeklinde olacaktır. Tabi E üzeri bu. Burada E'nin yerine yazdık bu ifadeyi. Cevabımız D şıkkı olacaktır. M gerçel sayısı için M büyüktür, M kare büyüktür, M küp olduğuna göre demek ki 0 küçüktür, M küçüktür 1 şeklinde olacak. Yani M 0 ile 1 arasında olacak. E, basit bir örnekle 1 bölü 2 dediğimiz zaman 1 bölü 2 e, büyüktür, 1 bölü 4 büyüktür, 1 bölü 8 şeklinde olur. Şimdi burada önce köklerimizi bulalım. E, M, x, M, M kare x e, e, eksi 3 M eşittir 0 dediğimiz zaman Buradan m x eksi 3 eşittir 0 olur. x eşittir 3 bölü m olur. Birinci kökümüz bu m x eksi x, x kare eşittir 0 dediğimiz zaman buradan da ne olur? m eşittir e, x ve m, e, x eşittir 0. 0 eşittir x şeklinde iki tane kök çıkmış olur. 3 tane kökümüz var. Şöyle yazalım. En küçük 0 olacaktır. E, m e, ikinci kök 3 bölü m tabii ki 1 bölü 2 zaman 6 yani m'den büyük olacak. Dolayısıyla da 3 bölü m de şurada olacaktır. Şimdi sistemin işareti olarak baktığımız zaman Payının işaretinin artı, paydasının eksi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da eksi olacaktır sistem işareti, eksi olacaktır. Eksi ile başladık, eksi artı eksi artı şeklinde. Bize sıfırdan büyük ve eşit olan kısımlar, yani şu aralar lazım. Bu da ne demektir? Eksi sonsuz sıfır. Açık aralığı mı bakıyoruz? Evet, açık aralığı. Neden? Çünkü Sıfır paydanın kökü. Dolayısıyla eşitlik olmasına rağmen alamıyoruz. Diğeri de ne olacaktır? Bileşke M ile M nedir? M de paydanın köküdür. M o zaman M'den açık yapacaktır. M ile 3 bölü M. 3 bölü M'den de ne olacak? Kapalı olacaktır. Çünkü 3 bölü M payın köküdür. Dolayısıyla da cevabımız eşitlik olacaktır. burada verilen integralde önce şöyle yazalım. fx eşittir, fx eşittir u diyelim. fx'e u dediğim zaman f'in türevi x dx ne yapacaktır? du yapmış olacaktır. Dolayısıyla da integralimiz şöyle olmuş oldu. u'nun karesi çarpı du olmuş oldu. Bu da ne yapar? U küp bölü 3 yapar. Şimdi de sınırlarımıza bakalım. Şimdi x yerine x yerine burada 0 yazdığımız zaman yani sınırlarımız alt sınırda x yerine 0 yazdığımız zaman tabii ki burada yazıyoruz. Bu da ne yapacaktır? F0. F0 nedir? U'dur. Peki nedir bu da? F0 x yerine 0 yazdığım zaman 2'dir. Demek ki o zaman ne olacak? Alt sınır 2 yapmış olacak. 2 yapmış olacak. Peki üst sınır x eşittir 3. F3 ne yapar? x yerine 3 yazdığım zaman 0 yapar. Demek ki üst sınır da 0 olacak. Yani sınırlarımız 2'den 0'a kadar şeklinde olacaktır. Dolayısıyla da 0 eksi 8 bölü 3. Yani eksi 8 bölü 3 olur. Cevabımız B şıkkıdır. D1 üzerinde 6 ve D2 üzerinde de 5 nokta var. Bu noktalarla çizilebilecek tüm doğrular için A noktasından geçenler ile A noktasından geçmeyenlerin D1, D2 doğruları arasında D1, D2 doğruları arasında kalan bölgede kaç farklı kesişim noktası vardır diye soruyor. Şimdi burada önce biz A noktasından geçen şöyle doğrularımızı çizmiş olalım. Şöyle şurası 2 yaptı. Şöyle 3 göstermek için çizmiş olalım. Şu 4 olsun. Şu 5 ve bu da 6. Şimdi burada 6 tane doğru var. A noktasından geçen 6 tane doğru var. Şöyle diyelim. Birinci doğru, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı. Bunları şuraya yazalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi... A noktasından geçenler 6 tane peki A noktasından geçmeyenlerle ara bölgede kesişecek dikkat edelim. Şimdi A noktasından mesela şu birinci noktaya bakalım şöyle çizdiğimiz zaman kesişmezler yani birinci doğruyla kesişmezler ara bölgede ikinci doğruyla çizdiğimiz zaman bu noktadan bir tanesinde bir noktada kesişirler şöyle çizdiğim zaman üçüncüyle iki noktada kesişirler arada kesişecek. Dikkat edelim. Birinciyle kesişmez. E, ile bir noktada. Üçüncüyle iki noktada kesişti. bu şekliyle devam ettiğimiz zaman ne olmuş oldu? Üçüncüyle de bir, iki, üç noktada kesişti. Ve yine şöyle çizdiğimiz zaman yani bu dör, 5 ile beşinciyle de beşinciyle de ne oldu? Bir, iki, üç, dört noktada. 6cı sonuncusuyla da onu da şöyle çizdiğimiz zaman e, ne olacaktır? 1 2 3 4, 5 noktada kesecekti şurası zaten üst üste geldiğinden kesişmiş sayılmaz. Şimdi o zaman e, birinci de kesişmiyor. İkinci de 1, üçüncü de 2, dörncü de 3, 5 de 4 ve 6 da da 5 noktada yani toplamda 15 e, noktada ne olmuş oldu Şu birinci ile kesişmiş oldu. Birinci. D2 üzerindeki birinci doğruyla. Yine aynı şekilde ikinciyi de buradan aldığımız zaman. Yani şöyle işaretleyelim. ile de işlem yaptığımız zaman yine aynısı tekrar edilecektir. Dolayısıyla da aynı işlemi birinci için, ikinci, üçüncü ve dördüncü için e, tekrarlanmış olacağız. E, burada ne olacak? Mesela dördüncü tersine dönecek. Yani e, şöyle olacak. Sıfır bir mesela dördüncü de 0, 1, 2, 3. 4 ve 5 olacak ama toplamda her biri 15'er noktada kesişecek. 4 tane A'nın dışında nokta olduğu için 60 noktada kesişmiş olur. Cevabımız B şıkkıdır. burada çözüme başlamadan önce logaritmanın tanımı gereği 8x eksi 3 bölü x artı 2'nin sıfırdan büyük olması gerektiğini bir eşitsizlik olarak alalım bu bizim birinci eşitsizliğimiz olacak ve kökleri de x eşittir 3 bölü 8 ve x eşittir eksi 2 yapacaktır. Bu birinci eşitsizlik olarak aldığımız denklem. Şimdi ikinci içinde şurayı 1 bölü 2 2 üzeri eksi 1 yazarsak eksi parantezinde logaritma 2 tabanında x 8x 8x eksi 3 bölü x artı 2 yapacak. Bu da büyük eşittir 1 olduğuna göre buradan da şöyle yazabiliriz. Ee, eksi karşıya attığımız zaman logaritma 2 tabanında 8 x eksi 3 bölü x artı 2 ne yapacak? Küçük eşittir eksi 1 yapacak. Yani ikinci eşitsizlik olarak da şöyle diyebiliriz. 8 x eksi 3 bölü x artı 2 küçük eşittir 2 üzeri eksi 1. Ee, bu da ne demektir? 8 x eksi 3 bölü x artı 2 eksi 1 bölü 2 küçük eşittir 0 anlamına geliyor. Bunu da düzenleyerek ikinci eşitsizlik yapalım. Şurayı 2 ile burayı da x artı 2 ile çarptık. Ee, 16 x eksi 6 eksi x eksi 2 bölü 2 çarpı x artı 2 küçük eşittir 0 şeklinde olacaktır. Bu da 15 x eksi 8 bölü 2 parantezinde x artı 2 Küçük eşittir 0. Yani bu da ikinci eşitsizliğimiz oldu. Yukarıdaki birinciydi bu da ikinci. Bunun kökleri de x eşittir 8 bölü 15 ile x eşittir eksi 2 olacaktır. Şimdi bu ikisini birlikte çözümünü yapalım. Şöyle e, köklerimizi de yerleştirerek. 3 e, tane kök var toplamda. 1, 2 ve 3. Şimdi birinci eşitsizliğimize baktığımız zaman birinci eşitsizliğimizin sıfırdan büyük. İkinci eşitsizliğimize baktığımız zaman onun da sıfırdan küçük eşit olduğunu görüyoruz. En küçük kökümüz eksi 2. E, bir 3 bölü 8'imiz bir de 8 bölü 15'imiz var kök olarak. Şimdi birinci denklemin kökleri eksi 2 ile 3 bölü 8. ikinci denklem 2 iki eksi 2 ile 8 bölü 15. Şimdi birinci denklemin e, sistemin işareti pozitif olduğu için artı ile başladık. Artı, artı, eksi, artı şeklinde kökleri de değiştirdik. İkinciye baktığımız zaman artı yine artı e, eksi eksi artı şeklinde oldu. Şimdi birincinin çözüm kümesi neydi? Sıfırdan büyük olan yerler yani şu aralar olacak. İkincininki de sıfırdan küçük olanlar. Dolayısıyla nerede kesişti? Şu aralıkta yani 3 bölü 8 ile 3 bölü 8'den açık. Neden açık? Çünkü birincinin kökü ve eşitlik yok. 3 bölü 8'den açık. 8 bölü 15'ten kapalı. Neden kapalı? Çünkü 8 bölü 15 ikincinin kökü ve orada eşitlik var. Yani cevabımız eşit olur. KL AB'ye dik olduğu için bu kirişi ortalar. Buralar o zaman 9 olur. OL uzunluğuna R dersek yarı çap o zaman R artı 3 olur. O zaman AL uzunluğu da R artı 3 eşittir. Burada 9 R, R artı 3 üçgeni var. R yerine buradan 12 yazılırsa 9 12 15 üçgeni elde edilir. Yani yarı çap uzunluğu 15'tir. BL uzunluğu da 15'tir. Buradaki açı alfa olduğuna göre kosinüs teoremi uygulanırsa burası 18. O zaman açının karşısında kenar 18'in karesi eşittir. Açının kollarının karelerinin toplamı eksi 2 çarpı 15 çarpı 15 çarpı kosinüs alfa. Buradan 324 eşittir. Şunların toplamı 450 eksi. Bunların çarpımı 450 kosinüs alfa olur. Buradan 450 kosinüs alfa eşittir. 450 eksi 324'e. 450 kosinüs alfa eşittir 126. Kosinüs alfa o zaman buradan 126 bölü 450 bulunur. 18 ile sadeleştirdiğimiz zaman buradan 7 bölü 25 gelir. Bir tane dik üçgen çizdiğimiz zaman buradaki açıyı alfa dersek komşu dik kenar 7 o zaman hipotenüs uzunluğu 25 olur. O halde bu üçgen 7, 24, 25 üçgenidir. Tanjant alfa buradan Karşı dik kenar bölü komşu dik kenardır. 24 bölü 7'dir. Doğru cevap E'dir. Sekant x yerine 1 bölü kosinüs x yazalım. 1 eksi sin kare x de kosinüs kare x'e eşittir. O halde 1 bölü kosinüs x çarpı 1 eksi sin kare x yerine kosinüs kare x yazıldığında kotanjant x yerine de kosinüs x bölü sinüs x yazarsak dolayısıyla buradan kosinüs x'lerden bir tanesi gider. Üst tarafta kosinüs x kalır. Altta o zaman ters çevirip çarparsak sinüs x bölü kosinüs x eşittir demek ki 1 bölü kök 5 olur. Bunlar yine sadeleştiğinde sinüs x eşittir 1 bölü kök 5 olur. Bir tane dik üçgen çizdiğimiz zaman burası x açısı olsun karşı bölü hipotenüs sinüs x'i verir 1 bölü kök 5. Bu durumda şuradaki komşu dik kenar 2'ye eşittir. Bize kosinüs x sorulduğu için komşu dik kenarın hipotenüse oranı 2 bölü kök 5'tir. Doğru cevap B'dir. AB'yi AE boyunca katladığımız zaman bu uzunluklar birbirine eşittir. Burası 30 ise burası da yine 30'dur. Şu E köşesindeki açı 90 derece olur. Burası 20 olduğuna göre o zaman B üssü E de 20 olması için buraya 4, o zaman buraya 16 yazılır. Burada DC ile AB birbirine paralel olduğu için buraya x dersek x'in 30'a oranı eşittir 16'nın tamamını oranıdır. Tamamı 40 olduğuna göre 16 bölü 40 x bölü 30'a eşittir. Bunlar sadeleşir. 16'yı ya 4'ü böldüğümüz zaman buradan 4. O zaman x 3 çarpı 4'ten 12 bulunur. Doğru cevap B'dir. Buradaki açılar 60'ar derece olduğuna göre ve yarı çap altı olduğundan dolayı o halde bu daire dilimlerin alanları toplamı pi çarpı 6'nın karesi çarpı 60 bölü 360'tır ve bundan 3 tane var. Eğer ben bu alanlardan şuradaki eşkenar üçgenlerin alanlarını çıkartırsam sarı bölgelerin alanlarını bulmuş oluruz. Dolayısıyla 3 tane yine 6'nın karesi çarpı kök 3 bölü 4 eşkenar üçgenlerin alanlar toplamıdır. Buradan o zaman 3 çarpı 60, 180, 360 ile sadeleştirdiğimiz zaman 2, 36 bölü 2'den 18 pi eksi, 36 bölü 4, 9, 3 ile çarparsak 27 kök 3 sarı bölgelerin alanlar toplamıdır. Doğru cevap A'dır. Şekil 1'de üçgenin alanı verilmiş. O zaman bu açının kollarının çarpımının yarısı çarpı sinüs x eşittir. Alanı verir yani 16. Bunlar sadeleştirildiğinde buradan 3. 8'e böldüğümüz zaman buradan 1 buradan 2 gelir. Bu durumda sinüs x 2 bölü 3'e eşittir. Şekil 2'de burada açıortay olduğuna göre açıortay teoremine göre 4K'dan 12'ye 3 kat olduğuna göre 3K'dan da Y'ye 3 kat olur. Yani Y buradan 9 bulunur. Şekil 2'deki alanı yine sinüs alan formülüne göre yazarsak 9 çarpı 12 bölü 2 çarpı sinüs 2x'tir. O halde buradan 9 çarpı şunları sadeleştirdiğimiz zaman buradan 6 gelir. Sinüs 2x yerine de 2 sin x çarpı kosinüs x yazabiliriz. Burada sinüs x 2 bölü 3 olduğuna göre o halde şuradaki açıya x dersek karşı dik kenarın hipotenüs oranı 2 bölü 3 olduğuna göre o zaman komşu dik kenar buradan kök 5'e eşittir. Yani kosinüs x kök 5 bölü 3'tür. Gidip burada yerine yazarsak 9 çarpı 6 çarpı 2 çarpı sinüs x yerine 2 bölü 3 kosinüs x yerine kök 5 bölü 3. 3 kere 3 9 o zaman bunlar sadeleşir. Geriye kalan sayıları çarptığımız zaman 24 kök 5 bulunur. Doğru cevap E'dir. Sinüs alfa 3 bölü 5 ise o halde şuradan bir tane alfa açısı alalım. Karşı dik kenar 3, hipotenüs 5. O zaman komşu dik kenar 4'e eşittir. Buradan kosinüs alfa 4 bölü 5'tir. Burada A ve C noktalarını birleştirdiğimiz zaman çapı gören çevre açı 90 derece olur. Ve burada AD uzunluğu şunlar birbirine eşit olduğu için birim çemberde e, toplamda 2'ye eşittir. DC uzunluğuna x dersek o halde buradan kosinüs alfa yani 4 bölü 5 eşittir komşu dik kenar bölü hipotenüsten x o zaman bununla bunu çarptığımız zaman 8 bölü 5 bulunur. Doğru cevap A'dır. Şurada bir tane merkez belirleyip bu merkezle diğer çemberin merkezini birleştirdiğimiz zaman teğet noktasından geçer. Burası 2, burası 8. C'de teğet olduğuna göre çemberin yarı çapını çizdiğimiz zaman teğete diktir. Dolayısıyla yarı çap 8. Burada o zaman 6, 8, 10 üçgeni oluşur. Burası 6'dır. BC 4 olarak verilmiş. Ve yine diğer çember yayında da bir tane merkez belirlersek buradan merkezleri birleştirdiğimiz zaman teğet değme noktasından geçer. O halde burası yine 2 olur. B noktasında teğet olduğuna göre, o halde burayı birleştirdiğimiz zaman yarıçap olur ve bu yarıçap TT diktir. Buradaki yarıçapa r diyelim, o halde burası da r kadardır. Burada dik üçgen elde edilmiş olur. O zaman bu dik üçgenin 10 r ve r artı 2 kenar uzunluklarıdır. Burada r yerine 24 verdiğimiz zaman bu üçgen 5-12-13 üçgeninin iki katına eşittir. Dolayısıyla yarı çap 24'tür. Doğru cevap D'dir. Çemberin merkezinden teğet noktasına yarıçaplar çizildiğinde bunlar dik olur. Burası 90, burası 90. Saatin her bir aralığı. 360 bölü 12'den 30 derecedir. 10'dan 2'ye kadar toplam 4 aralık olduğuna göre 1, 2, 3, 4. O halde şuradaki merkez açı 120 derece olacaktır. T noktasıyla merkezi birleştirdiğimiz zaman o halde buralar aç ortay olur. Ve burası da yine aç ortay buralar 60'ar derecedir. TA uzunluğuyla TB uzunluğu birbirine eşit. Burası 12 birim olduğuna göre buralar 6 6 olur. O halde burada 30 60 90 üçgeni vardır. 30'un karşısında yarıçap R olduğuna göre 60'ın karşısındaki kenarın kök 3'te 1'i vardır. Dolayısıyla 6 bölü kök 3'ten yarıçap 2 kök 3'tür. Doğru cevap A'dır. Tuvalin uzun kenarına 6a, kısa kenarına o zaman 3a diyelim. Buradaki uzunluk 6a, bunlar birbirine eşit. Bu durumda buralara k diyelim. O zaman bunun buna oranı k'nın 3k'ya oranı FE uzunluğunun 6a'ya oranına eşittir. Buradan FE uzunluğu 2a bulunur. Dolayısıyla burası 2a olduğuna göre ve yine aynı şekilde DC uzunluğu da FEBA yamuğunda orta taban olacağına göre 6A artı 2A bölü 2'den. Bu da o zaman 4A'ya eşittir. Burası da 4A'dır. Şurası da yine 3A'ydı. Dolayısıyla burada yamuğun alanı hesaplanırsa yani burada ABCD yamuğunun alanını hesaplarsak Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikten. Buradan o zaman 5AH bulunur. Diğer taraftan tuvalin alanı 6A çarpı 3A eşittir. 18A karedir. O zaman buradaki tuvalin alanı da 18A kare olduğuna göre 5AH bölü 18A kare eşittir. 10 bölü 9 olarak verilmiş. Bunları sadeleştirdiğimiz zaman buradan 2 gelir. A'lardan biri gider ve 18 ile 9'u da sadeleştirdiğimiz zaman buradan 2 gelir. H o zaman 2 kere 2 4 olur yani H eşittir 4 A'dır. Bu durumda buradaki yükseklik 4 A olduğuna göre ve kenar uzunlukları hepsi birbirine eşit olduğu için buradaki o zaman yükseklikte 4A'ya eşittir. DC ile F arasındaki uzaklık o zaman 4A kadardır. Ve tuvalin çevresine baktığımız zaman dikdörtgenin çevresidir. Yani 6A artı 3A'dan 2 tane var. Buradan o zaman 18A da tuvalin çevresidir. Bize o zaman soruda 4A'nın 18A'ya oranı sorulmuş. Buradan 2 bölü 9 bulunur. Doğru cevap C'dir. Bir tane koordinat ekseni çizelim. Bu x ekseni, bu da y ekseni olsun. A noktası 0'a 4 olduğuna göre şurası o zaman 4. Buraya A yazalım. Burası B, burası C olsun. Dolayısıyla şuradaki uzunluk 2. C'ye kadar olan uzunluk 8 olacağına göre demek ki şuradaki uzunluk 6'dır. O halde üçgenimiz şu şekilde ABC üçgeni olur. Ve dolayısıyla şuradaki açı geniş açıdır. Geniş açı ya geniş açılı bir üçgenin diklik merkezi üçgenin dışında ve geniş açının arka tarafında bir yerdedir. Nitekim BC kenarına ait yükseklik çizilmiş. Demek ki y ekseni doğrultusunda olmalıdır. Şuraya biz k dersek şuradan çizeceğimiz o zaman yükseklik yine buraya dik olacak ve yine buradan çizdiğimiz yüksekliğin uzantısı yine k'dan geçecektir. Bu durumda şuradaki açıları buraya alfa diyelim, buraya beta diyelim. O zaman alfa ile beta'nın toplamı 90 derecedir. Bu durumda şuradaki açımız beta ve yine şuradaki açı ters açılardan beta o zaman şuradaki açı da yine alfaya eşittir. Burada şu orijin ve A ve C noktalarına şu üçgene baktığımız zaman burada tanjant alfa 4 bölü OC uzunluğu 8 olduğuna göre 4 bölü 8'e yani 1 bölü 2 eşittir. O halde şurada da OKB üçgenine baktığımız zaman da Burada da tanjant alfa yine 1 bölü 2 olmalı. Yani o zaman karşı dik kenarın komşu dik kenara oranı buraya a dersek o zaman burası da a'dır. O zaman a eşittir. Buradan 4 bulunur. a 4 olduğuna göre demek ki buradaki k noktası 0'a eksi 4 noktasıdır. Bize akc üçgenin ağırlık merkezi sorulmuş. Ağırlık merkezinin o zaman koordinatları A noktası 0'a 4, B noktası 8'e 0 ve K noktası 0'a 4 olduğuna göre absisler toplamının 3'te 1'i yani 0 artı 0 artı 8 bölü 3 ile ve yine ordinatlar toplamının 3'te 1'i yani 4 artı eksi 4 artı 0 bölü 3 bu ağırlık merkezinin koordinatıdır. Yani 8 bölü 3'e buradan 0 bulunur. O zaman bize koordinatlar toplamı sorulduğuna göre buradan 8 bölü 3 artı 0'dan cevap 8 bölü 3'tür. Doğru cevap B'dir. Yükseklik 4 olarak verildiğine göre bu durumda şu yarı yüksekliğine kadar suyla dolu. O zaman burası 2, burası 2. Burası orta taban olduğu için buradaki yarı çap 1'dir. O zaman koninin içindeki su miktarı tamamından pi çarpı 2'nin karesi çarpı 4 bölü 3'ten, eğer üst kısmın hacmini çıkartırsak pi çarpı 1'in karesi çarpı 2 bölü 3'ü çıkartırsak dolu kısmın hacmini bulmuş oluruz. Buradan 16 pi bölü 3 eksi 2 pi bölü 3'ten cevap 14 pi bölü 3 bulunur. Yani burada 14 pi bölü 3'lük bir hacim vardır. Buradaki silindirin hacmine baktığımız zaman V silindir o zaman pi çarpı 2'nin karesi taban alanı çarpı yükseklik de 2 olduğuna göre buradan 8 pi olur. Yani buranın hacmi 8 pi'dir. Kürenin hacmi V küre eşittir. 2 bölü 3 pi çarpı r küptür. Yani 2'nin küpüdür. Buradan da 16 pi bölü 3 bulunur. O halde bunun hacmi de 16 pi bölü 3'tür. Bize koninin ve kürenin hacimler toplamı yani 14 pi bölü 3 artı 16 pi bölü 3 silindirin hacminden ne kadar fazladır diye sorulmuş. O zaman eksi 8 pi dersek Buradan o zaman 30 pi bölü 3 eksi 8 pi yani 10 pi eksi 8 pi'den cevap 2 pi bulunur. Doğru cevap D'dir. Birinci ray ve ikinci ray birbirine paraleldir ama x ve y'nin katsayıları birbirinden farklı olduğu için burayı 2 ile genişlettiğimiz zaman 6x artı 8y artı 6 eşittir 0. İkinci rayın denklemi de 6x artı 8y artı 20 eşittir 0 olur. Bu iki ray arasındaki uzaklık e, sabit terimler farkı yani 20 6 bölü kök içerisinde 6'nın karesi artı 8'in karesidir. Buradan o zaman 14 bölü 10'dan 1,4 gelir. Burada 81 tane travers olduğuna göre dolayısıyla aralık sayısı 80 tanedir. Şuradaki aralık sayısı toplam 80 olduğuna göre 80 çarpı 1,4 artı her bir travers uzunluğu 0,25 olduğuna göre o zaman 81 çarpı 0,25 bize toplam trenin boyunu verir. Buradan o zaman 112 artı 81 çarpı 1 bölü 4'tür bu. O zaman 112 artı 81'i 4'e böldüğümüz zaman buradan 20,25 bunları toplarsak 132,25 bulunur. Doğru cevap D'dir. B'nin ordinatı eksi 16 olduğuna göre buradaki dikey uzunluk 16'ya eşittir. C'nin ordinatı eksi 12 olduğuna göre buradaki o zaman dikey uzunluk 12'dir. Alfa ile beta'nın toplamı 90 olduğuna göre buradaki açı beta kadardır. O halde şuradaki açı alfa olur. Ve yine alfa ve beta'nın toplamı 90 ise burası alfa ve yine burası beta olur. Soldaki ve sağdaki üçgenler o zaman Eş üçgenlerdir çünkü kalemin boyu OB ile OC birbirine eşit açılar eşit olduğuna göre bu üçgenler eşittir. Alfa'nın karşısında 12 varsa o zaman soldaki üçgende alfa'nın karşısında 12 olur. Soldaki üçgende beta'nın karşısında 16 varsa sağdaki üçgende beta'nın karşısında yine 16 olur. Buradan 12 16 20 üçgeni elde edilir. Demek ki kalemin boyu 20'ye eşittir. Buradan o zaman şöyle dörtgene tamamladığımız zaman B N'in koordinatı şuradaki e, absis değeri 12 olduğuna göre şuradan bir tane dik çizdiğimiz zaman burası 12 olur. Ve yine şu C noktasından absis değerini çizdiğimiz zaman burası 90 ve yine burası 16 olur. O zaman bu üçgenlerin alanları toplamı bu dörtgenin alanını verir. Yani o halde taban 20 olduğuna göre 20 çarpı 12 bölü 2 artı Yine 20 çarpı 16 bölü 2. E bu üçgenlerin alanlar toplamı yani bu dörtgenin alanıdır. Buradan o zaman 120, buradan 160, bunların toplamı 280 bulunur. Doğru cevap C'dir. 3'e eksi 4 noktasının öncelikle pozitif yönde 90 derece döndürdüğümüz zaman buradan x ve y yer değiştirip x'in işaretini değiştireceğiz. Yani artı 4'e 3 olur. Burası b noktasıdır. Bu b noktasının x eşittir 2 doğrusuna göre e, simetriğini aldığımız zaman dolayısıyla şuradaki sayının 2 katını alıp bu apsis değerini çıkarttığımız zaman c noktasının apsisini buluruz. Ordinatı değişmeyecektir. Burası yine 3 olur. Yani C noktası o zaman 0'a 3 olur. Diğer taraftan 3'e eksi 4 noktası negatif yönde döndürüldüğünde 90 derece yine B noktası oluşacak. Bu nokta 4. bölgede demek ki 3. bölgede her ikisi negatif olacak. X ve Y ye yer değiştirdiği zaman eksi 4'e eksi 3 olur. Ve yine bu x eşittir 2 doğrusuna göre simetriyi alındığında yine 2 çarpı 2 eksi eksi 4 bu apsis değeri ordinatı değişmeyeceği için burası yine eksi 3 olur. O halde buradan c noktasının koordinatı 8'e eksi 3 olur. Bize bu c noktalarının koordinatlar toplamı sorulmuş. Dolayısıyla 0 artı 3 artı 8 eksi 3'ten cevap 8 bulunur. Doğru cevap E'dir.